dostlarım Merkeze Merhabalar deneme deposu 8'li tyT denemelerinde üçüncü denemenin geometri çözümlerini yapacağız hemen 31 soruyla başlayalım Kenarları kırmızı mavi ve sarı renkte olan eş üçgenlerden 8 tanesi kullanılarak bir yıldız 4 tanesi kullanılarak bir kare aşağıdaki gibi oluşturuluyor Yıldız biçimindeki şekilde sarı kenarlar arasındaki açının ölçüsü şekildeki gibi 114 derece oluyormuş. Buna göre kare biçiminde sarı, e, şekilde sarı ve kırmızı e, kenarlar arasındaki x açısının ölçüsü soruluyor. Hadi yapalım arkadaşlar. Öncelikle. Şimdi burada eş üçgenler olduğuna e, dikkat edelim. Bu zaten bizim soruyu çözmemiz için gerekli en kritik bilgi. Şimdi burada ne yapıyoruz? Açıları o zaman eşitliğini gösteriyoruz. Hemen bir tane ne yapalım? Açının eşitliğini gösterelim. Örneğin bakın şurada burayı mavi gösteriyorum. Şuradaki üçgene dikkat ederseniz şu açıyı geniş açıyı şuradaki geniş açıyı yeşille gösteriyorum. Bir de burada bir dar açı var. İsterseniz orayı da şöyle farklı bir renkle göstereyim. Örneğin turuncu ya da mor. Heh, burayı da mor renkle gösteriyorum. Bakın mavi, yeşil ve mor. Bu her eş üçgen için geçerlidir. Öyle değil mi arkadaşlar? O yüzden aynalarını yine diğer e, üçgenler için kullandığımda bakın şuradaki her açının aslında mor renk olacağını görebileceksiniz, değil mi? Hatta şöyle göstereyim isterseniz. Bakın şuradaki üçgenlerin geniş açılarını yeşil renkle göstermiştim. Bakın bunların her biri de yeşil renk olacaktır. E, diğer mesela köşeler mavi renk olacaktır. Ama ortadaki açıların tamamının mor renk olacağını görebiliyorsunuz. Yani burada kaç tane mor varsa onu 360 eşitleyeceğiz. Bir mor renkin değerini kolayca bulmuş olacağız. Ardından hatta bakın şurada bir tane ne var? Geniş açı var. Yeşil. Burada da bir tane geniş açı var. Yeşil. Böylece 114 derecelik açımızı yardımıyla o yeşilleri de bulacağız. Hadi bulalım. Ee, yeşilleri alfa dediğimizi varsayın. 114 artı 2 alfa eşittir 360. Buradan 2 alfa eşittir çıkarırsam 114'ü kaç yapar? 244 mi yapıyor? 244 mi yapıyor? Bakalım 110 yok 246. Evet bunu Alper. 246 yaptı Tamam. 246'yı da 2'ye böldüğümde alfanın 100 23 olduğunu görebiliyoruz. Tamam, 123. Süper. Demek ki oradaki yeşil, mesela bakın aynısını burada kullanmışlar. Mesela şuradaki yeşil aslında kaçmış? 123 dereceymiş diyebiliyoruz. Mesela o yeşil bakın burada da var, burada da var ve yukarıda da var. Yani bunların 123 derece olduğunu görebiliyoruz. Tamam. E sonra ne yapacağız? Şu morları da bulalım arkadaşlarım. Kaç tane mor var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane mor var. Zaten 8 tane kullanıldığı için direkt saymadan da diyebilirdim. Niye böyle yaptım bilmiyorum ama neyse. 8 tane alfa diyeceğim. 8 tane beta diyelim morlara da örneğin. 8 beta'nın 360'a eşit olduğunu biliyorum. Şurada bir tam 360 derecelik bir açımız var. Buradan da beta'nın 360'ı 8'e böldüğümde 45 derece olduğunu keşfettim. Süper. Yani mor açı 45 derece. Mor hangisiydi? Bakın şuradaki açı. Bakın o şurada da var. Görüyor musunuz? Mor. Bakın aynısı mor. Yani aslında şöyle kodlayabilirsiniz. Mor dediğiniz kırmızıyla mavinin arasındaki açı. Her kırmızıyla mavi gördüğünüzde aradaki açıya mor diyebilirsiniz. Tamam. Kırmızıyla mavi. Bakın şurada var. Değil mi? E çok kolay. Bitti soru. Neden bitti? E çünkü 123 derece vardı bir de 45 derece var. Bir üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. 123 ile 45'i toplayacağım. Ne olacak? 168 olacak. 180'den de 168'i çıkaracağım. Böylece e, mavi ile gösterilen açının 12 derece olduğunu keşfetmiş oldu. E soru bitti. Çünkü şurada bir 90 derecelik bir açı var bakın arkadaşlarım. Oradaki 90 derecelik açıda bir taraf mor, bir taraf mavi. Hatta şöyle gösterelim. Mavi dediğiniz sarıyla mavi arasındaki açı. Bakın sarıyla mavi arasında. bak şurası mavi ile boyadığım yer 12 derece. Ee, Kırmızıyla mavi arasındaki yeri de mor renk demiştik. Değil mi? Onu da şuraya gösterelim. Mor rengin olduğu yer ne kadardı? 45 derece. Ee, burada bir 90 derece var. Çünkü bu bir kare kare olduğu için de hemen toplayalım. 45 artı 12 artı x eşittir 90 derece. Ee, 57 57 artı x eşittir 90 derece. Bundan sonra da x'i kolayca buldum. Kaç yapıyor? 33 mi? Evet. 33 derece cevabında denizli oluyor. Evet 32. sorudayız. İkişer kenarlarının uzunluğunu aynı olan üçgenlere ikiz üçgenler deniyormuş. İkiz üçgen ikilisi. Ee, buna göre kenar uzunlukları 5 birim, 7 birim ve 10 birim olan bir üçgen ile diyor aşağıdaki üçgenlerden hangileri ikiz üçgen ikilisi olabilir? Şimdi ikiz üçgen ikilisinin olması için ikişer kenar uzunluğunun aynı olması gerekir, değil mi? Şimdi elimde 5 var, 7 var ve 10 var. O zaman burada mesela atıyorum birincisinin e ikiz üçgen olması için bizim buradaki üçgenimizle ne olması lazım? Bakın burada 9 var, burada 5 var. Demek ki buranın 7 olması gerekiyor, değil mi? Ancak 7 olursa ikiz üçgen olabiliyorlar. Çünkü 5 ile 7 böylece bizim üçgenimizde de 5 ve 7 var. İkişer kenarları da aynı olmuş oluyor ve diyoruz ki ha bunlar ikiz üçgen. Şimdi burası 7 olabilir mi diye düşüneceğiz. Olabiliyorsa o zaman ne diyeceğiz? Tamam bu ikiz üçgen oluşturabilir. Şimdi üçgen eşitsizliğini bir kullanalım. X ifadesi bir kere toplamlarıyla farkları arasındadır. Yani 5 ile 9'un arasındaki fark kaç? İşte 4. Toplamları da kaç? 14. 7 bu aralığa girer mi? Girer. Bu arada her kenar için bunu yapabileceğiz. Yani 7 ile 5'in farkı 2. Toplamları 12. 7 ile 9'un arasındaki fark 2. Toplamları 16. 5 de bu aralığa girer. Yani üçgen eşitsizliğini bu arkadaşımız sağlıyor. O yüzden burası 7 olabiliyor. 7 olamama gibi bir sıkıntı yok. Üçgen eşitsizliğini sağladığı için de yani 7 sayısı 14 ile yani 5 ile 7'nin toplamı ile 4 arasında bir sayı olduğundan üçgen eşitsizliğini sağladığı için orası 7 olabilir. 7 oluyorsa da olabiliyorsa da demek ki ikiz olabiliyor diyeceğiz. Şimdi ikinci öncüle baktığımızda da yine burada 8 var, 60 derece var. Şimdi 60 dereceyi gördüğüm an arkadaşlar ben buraya 5 buraya 7 ya da 7 yazasım geliyor. Tabii ki bunu ben diyorum. tecrübemden ötürü. Çünkü 5 7 8 üçgenini biliyorum arkadaşlar ben. Tabii ki bunu ezbere biliyorum. Çünkü 8 aradaki açı 60, burası da 5 ise 60'ın karşısı 7 birimdir. Bunu ezbere biliyorum ama bunu ispat etmem gerekir tabii ki sizlere. Bunu ispat etmek için iki yöntem kullanabilirim. Birisi kosinüs teoremi olabilir ama herkes kosinüs teoremini bilmek zorunda değil. Sonuçta bu TYT denemesi ve kosinüs teoremi de 11. sınıfta gösterilen bir ifade. O yüzden kosinüs teoremini kullanmayacağım arkadaşlar. Ben tabii ki ne kullanacağım? 30-60-90 üçgenini. 30-60-90 üçgenin özelliği nedir? 30'un karşısı 1 birimse 90'ın karşısı 2 birimdir. 60'ın karşısı da onun kök 3 katıdır. Bakın onu burada kullanabilir miyim bir bakalım. Yani şimdi bu 8'i kullanmak adına bakın yukarıdan bir 90 derecelik bir açı indiriyorum. Açı indirdiğim zaman ben ne yapacağım? Burada 90'ın karşısı 8 ise şurada 30'un karşısına 4. Bakın buranın tamamını 5 olarak kabul etmiştim. Demek ki buraya 1 kalacak. Ardından tabii ki 60'ın karşısı da 4'ün kök 3 katı olacaktır. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Bakın şurada bir sarı üçgen var. Burada bir Pisagor bağıntısı yaparsam şuraya x diyeyim mesela. 4 kök 3'ün karesi ile 1'in karesini toplayacağım. x'in karesini eşitleyeceğim. 4 kök 3'ün karesi 4 göre 4 16 3 ile çarp 48. Bir de burada var 49. 49 kimin karesidir dediğimde de x eşittir 7 çıkacak. Bakın demek ki burası 7. Zaten ben onu iddia etmiştim sizlere az önce. Ne demiştim? Burası 8, burası 5, eğer aradaki açı 60 derece ise buraya direkt hiç uğraşmadan 7 yazabilirsiniz. Tabii ki ezberlemeye gerek yok ama ben tabii bildiğim için direkt orayı 7 diyebiliyorum. Bu da tabii ki ikiz üçgen olabiliyor. Çünkü bir tarafta 5 var bir tarafta 7 var. E bizim üçgenimizde de 5 ve 7 var. O zaman 200 üçgen olabilir diyeceğiz. Burada ise 30, 60, 90 üçgeni var ve burada... E 200 üçgen oluşturamadığını anlayacaksınız. Neden? Şimdi ben gerçi şöyle düşünelim. Bir dakika neden olmasın? Mesela buraya 5 dediğimde değil mi? 30'un karşısı 5 ise e buraya da 10 derim. Böylece iki tanesi aynı olur. Niye olmasın ki? Değil mi? Burada ben genellikle 5 ve 7'ye odaklandığım için ilk ikisinde e, şuradaki 10'un varlığını unuttum arkadaşlar. Tabii ki. 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı nedir? Burada az önce anlattık. 30'un karşısı x ise 90'ın karşısı 2 katıdır. 10'dur. Bu eğer kenarlar 5 ve 10 alınırsa bizim üçgenimizde e, ikisi, ikişer kenarı aynı olduğu için neden olmasın? İkiz kenar üçgen oluşturabilir. İkiz üçgen oluşturabilir diyeceğiz. Cevabımız da Edir Ne olacak? Evet dostlarım 33. sorudayız. Eşkenar üçgen biçimindeki bir kağıdımız var ve bu kırdığımız e, diyor ki şekil 1'de işaretli yerden tabana paralel şekilde kesilerek iki parça elde ediliyor. Bu iki parçanın çevrelerinin uzunlukları birbirine eşitmiş. Süper. Zaten buradan soruyu çözeceğiz. Hadi yapalım. Şimdi öncelikle burada eşkenar üçgenler var. Yani 60 60 60'ı bir yapıştıralım. Sonra tabana paralel kesildiği için yöndeş açıdan bakın buradaki açıların 60'ar er derece olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında yukarıdaki üçgenin bir 60'ar er derecelik açıya sahip olan bir eşkenar üçgen olduğunu da keşfetmiş oluyoruz arkadaşlar. Öncelikle buradan bir başlayalım soruya. Daha sonra şurada bir e, tabii ki yamuk var. İkinci parçamız yamuk. Yamuğu şurada tekrardan çizmek istiyorum sizlere. Bakın şöyle bir yamuğumuz var. Tamam. Şimdi ben bu yamuğu çizdikten sonra bir şey göstereceğim. Şimdi şurası 60 derece. Hemen ne yapacağız? İkiz kenar yamukta zaten akla ne gelir? Bunun ikiz kenar yamuk olduğunu e, tabii ki şuradaki 60'lardan anladım. E, tabii ki dikme çekeceğiz. Yani aklımıza ilk o gelecek. Dikmeyi çektik. Çektiğimizde dikmeyi yani yüksekliği. Bakın burada bir 30-60-90 üçgeni meydana geldi. E, geometri boşluk doldurma eşidir. Hadi bakalım boşlukları dolduralım. 90'ın karşısı 2x ise 30'un karşısı 1x'tir. Aynı mantığı şurada uygulayalım isterseniz diğer tarafta. Yani yine buraya 2x, burası da x olacaktır. Buradaki 30 dereceden ve 60 dereceden ötürü. Yani onu şimdi sol tarafa hemen taşıyayım. Böylece ne olacak? Bakın burası 2x, burası 2x. Şuradan dikmeyi indirdim. Ben her iki taraftan buraların xx olduğunu gördüm. ama Şuradaki uzunluğu bilmiyorum O yüzden oralara aa dedim. Aynı uzunluğu karşıda e, yukarıda da bir eşkenar üçgen var. Böylece bütün boşlukları doldurdum. Şimdi artık şurada yazılanı uygulayalım. Çevre uzunlukları eşitmiş hemen çevreleri toplayalım arkadaşlar. yukarıda 3A var. Aşağıda ise 2A ve toplamda da 6x var. 2A 6 artı x. Attım bu tarafa A'nın 6x olduğunu gördüm. Aslında demek ki yukarıdaki 6x şurası 2x yani büyük üçgenin bir kenarı toplamda kaç x? 8 xtir diyebiliyorum. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra tabii ki e, diyor ki bu iki parçanın alanları oranı tabii ki tales yapacağım benzerlik. Niye? Benzerlik oranının karesi alanlar oranıdır. Bunu biliyorum. Bakın buradan atlayacağım. Önce burası 6 birim sonra aşağıya atlayacağım. 8 birim. Yani benzerlik oranı 6 bölü 8. Sadeleştirirsem 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesini aldığımda ne olacaktır? 9 bölü 16. Yani bu da şu anlama geliyor. Demek ki şuradaki üçgen 9 birimse tamamı. Çünkü tamamına 8 dedik ya tamamını oranladık tamamı kaç olacaktır? 16. 16 olması için de şuraya ne yazacağım? 7A. Değil mi? 9 bölü 16 kare kökü 3 bölü 4. O da benzerlik oranına eşit. Her şey doğru. E diyor ki alanlar oranı hangisi olabilir? Olabilir demesinin sebebi 7 bölü 9 ya da 9 bölü 7 tarzında. Yani tam tersi de olabilir arkadaşlarım. Burada önemli olan kimi kimi oranladığımız belli değil. Aşağıdakini yukarıdakini oranlarsak bakın cevaba ulaşmış olacağız. Yani Adana doğru cevap olacaktır. Evet dostlarım 34. sorudayız. Diyor ki bir kenar uzunluğu 12 birimi olan bir ABC eşkenar üçgen çiziniz. Hadi bakalım çizelim. Bir kenarı 12 birim olacak. Tamam? Şimdi çizdim. Hadi bakalım. Sonra tabii ki ABC diyelim buna. A, B ve C diyelim 12 birimi sonra yazarız. AB kenarı üzerinde bu kenarı 3 eşit parçaya ayıracak 2 nokta işaretleyiniz. Tamam. Burayı 3 eşit parçaya bölmem için 2 tane nokta kullanıyorum. Tamam. Buraların eşit olduğunda şöyle göstereyim isterseniz. Gömeti çünkü boşluk doldurma işi. Diyor ki AC ve BC kenarlarının orta noktalarını işaretleyiniz. Tamam. Bunların da orta noktalarını işaretledik. Bunların da eşitliğini gösterelim. Şurada da bir orta nokta var. Burayı da yine işaretleyeyim. Şöyle. Tamam. Zaten bunları birleştirirsem burası 6 6 birbirine paralel iki doğru olacak değil mi? Şuradan çektiğimde bunun aşağıya paralel olduğunu söyleyebilirim. Ama şimdi çekiyor mu çekmemi istiyor mu istemiyor mu onu bilmiyorum. Bakalım. Burası da bu arada 12'yi 4'e 3'e bölersem 4 4 ve 4 şeklinde yazılsın. Hadi bakalım devam edelim okumaya. Yukarıdaki yönergeleri izleyip bu dört noktayı birleştiren bir öğrenci yamuk elde ediyormuş. Evet tabii ki yamuk elde eder. Şöyle o zaman ben de birleştireyim şunları. Şöyle bakın. Neden yamuk olacak? Çünkü şunu pardon arkadaşlar. Şunu şöyle dedim ya. Buradan çizdiğim zaman ben bunun yukarıya paralel olduğunu söyleyebileceğim. Bakın şuranın buraya paralel olduğunu söyleyebileceğim nedeni ne? Buradaki altılardan. Tales teoremi 1'e 2 oran var. Böylece burada bir ne elde edilecek? Yamuk elde edilecek. Diyor ki buna göre bu yamuğun alanı kaç birim karedir? Güzel. Şimdi bu yamuğun alanını bulacağım. Şimdi diyeceğim ki sinüs alan teoremi. Ondan sonra bir sürü arkadaş var hocam sinüs alan teoremini biz bilmiyoruz. Nereden yapacağız diyecek. Haklılar. O yüzden başka yöntemler denemek zorunda kalacağım. Şimdi burada 4-6, 4-6 aradaki açıların 60 derece olduğunu biliyorum. Buradaki alanların eşit olduğunu söyleyebilirim. Bakın bunları da sarıyla işaretleyeyim isterseniz. Sarıyla işaretlediğim yerler birbirlerine alanları eşit olan iki tane üçgen. Bir tanesini bulup 2 ile çarparız. Burada da zaten 6 6 var. E 60 6 6 ikiz kenar. Demek ki bu da 6. Yani burada bir 60'ar er derecelik açılarımız var. Hatta şuranın da kesinlikle 6 olduğunu söyleyebilirim. Yukarısı 6 aşağısı 4. Bakın bundan sonra ne yapacağım? İsterseniz e, buradaki yamuğun alanını da direkt bulabilirim. Ama yamuğun alanını bulmak istemiyorum. Yani büyük üçgenin alanından şu üçgenin alanlarını çıkarayım. Yamuğun alanı otomatik ortaya çıkar. Şimdi tabii ki ha, bu arada gerçi buradaki yamuk ikiz kenar bir yamuk. Oradan da çıkarabilirim. Yani şuradaki açıların eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Oradan da çıkarabilirim ama yapmayacağım. Vallahi inatla yapmayacağım. Şimdi Büyük üçgenin alanından şuradaki üçgenlerin alanı çıkaracağım. Ama bunun için öncelikle şuradaki 4-6 e, üçgeninin bir alanını hesaplayalım. Şimdi normalde bunu üçgenin e, sinüs alan teoremiyle yaparım demiştim ama yapmayacağım arkadaşlarım. E, hemen şuraya 4'ü yapıştıralım. Buraya da 6'yı yapıştıralım. Aradaki açının da 60 derece olduğunu söylemiş bize. Şimdi bunu görür görmez tabii ki ne yapacağım? Bir dikme indireceğim. Dikme indirdiğim zaman ondan sonra soru orada bir 30 60 90 üçgeni çıkacak. 30 60 90 üçgeni yardımıyla da soruyu çözeceğim. Şimdi tabii ki şuradaki üçgeni biraz daha düzenleyeyim ben. Biraz büyütmemi büyütmek istiyorum ama büyütemiyorum da. Büyütmem için şunu çizmem gerekiyordu. Onu da çizemiyorum. Şunu biraz daha şöyle şuradan sileyim, izninizle şunu biraz daha uzatayım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye böyle yaptınız? E çünkü dikmeyi çekmek biraz sıkıntı oldu. Hadi bakalım şuradan bir 90 derece yapıştıralım. 90 dereceyi yapıştırınca şuraya ne olacak? Orada bir 30-60-90 üçgeni oluşacak değil mi? 30-60-90 üçgeni şuraya 30 diyeceğim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı bakın şurası 3 burası 1 olacak. 90'ın karşısı 60'ın karşısı da bunun 3 katı yani 3 köküç olacak. E, tabanı 4 birim yüksekliği 3 köküç 4 çarpı 3 köküç bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 6 köküç. Bakın burası 6 kök 3, burası 6 kök 3 bulundu. Şimdi burada bir, eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenin alan formülünü ezbere biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani sınava hazırlanıyorsanız a kare kök 3 bölü 4 olduğunu yani bir kenarın karesini al kök 3 bölü 4 ile çarp. Bilmiyorsanız da dikmeyi indir. 3, 3 diye ayır. Buraya 3 kök yaz. 3 kök çarpı 6 bölü 2 ya da direkt dediğim gibi 6'nın karesi 36 kök 3 bölü 4. 9 kök Soru bitti mi? Bitmedi. Şimdi bakın sarılar 6 şar kök 3. Şurada da 1 9 kök var. 6 kere 2 12 9 daha 12 kök 3 artı 9 kök 3. Böylece cevabımız 21 kök 3 değil. Çünkü biz sadece nereye bulduk? Şuradaki sarıyla işaretlediğim hatta şurayı da mavi ile işaretleyeyim. Böylece ne oldu? Oradaki boşlukları buldum. Tamamından tamamı bir eşkenar üçgen bir kenarı 12 formülü kullan. 12'nin karesi 144 kök 3 bölü 4. 144'ü 4'e bölersek 36 kök 3. Bakın tamamının alanı 36 kök 3. Bizim sarı ve mavi ile işaretlediğimiz parçanın alanı da 21 kök 3 çıktı. E bundan sonra ne yapacağım? Tabii ki 36 kök 3'ten 21 kök 3 çıkaracağım. O da 15 kök 3 Ceyhan olacaktır. Evet dostlarım 35. sorudayız. A, B, C, D, E, F üçgenlerinde açıların ölçüleri verilmiştir. Bu açılara baktığımda burada 70 artı 2x artı y var. Tabii ki 180 olduğu için üçgenin iç açılar toplamı 2x de y'nin toplamına kaç kalır? 110 kalır. Burada baktığımda ise toplamda 3x de 2y'nin toplamı var. Yani 3x artı 2y'nin kaç olacağını 180 olacağını söyleyebilirim. Hemen buradan e, x ve y'yi bulalım. E, nasıl bulabilirim? E, şöyle yapayım. Ya. Genellikle yok etme metodunu kullanırlar. E, kullan. Hadi biz de kullanalım ya. Ben genelde kullanmıyorum ama hadi kullanalım gitsin. Şimdi 2 yukarı eksi 2 ile çarptığımda eksi 4 x eksi 2 y eşittir eksi 220. E, böylece Şunları topladığımda bakın gidiyor. Eksi 1x kalıyor. 3x eksi 4x. Eksi 40. Yani x eşittir 40. X 40 ise 2X 80 yapar. 2X dediği y'nin toplamı 110 olduğu için. Demek ki Y'ye kaç kalacak? 30. Şimdi açıları yerleştirelim arkadaşlar. Bakın burası 80. Burası 30. Böylece iç açıları tamamlamış oldum. Ee, X'in 40 olduğunu 2'ye 60 o zaman. y'yi 30 bulmuştuk. Burada da bir e, 80, 40, 60 üçgeni var. Şimdi buna göre hangileri daima doğrudur diyor. Bakalım. Diyor ki BC uzunluğu AC uzunluğundan büyüktür. Bir kere BC uzunluğu AC uzunluğundan büyük olamaz. Çünkü BC'ye bakan açımız 70 derece. AC'ye bakan açımız 80 derece. Yani büyük açının karşısında uzun kenar bulunur. Burada aksine AC'nin BC'den büyük olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir kere AC kesinlikle BC'den büyüktür. Bu yanlış. İkinci ifadeye baktığımızda AC DE'ye eşittir diyor. Şimdi burada AC'ye bakan açı 80. Burada DE'ye bakan açı 80. İyi hoş. Güzel de bunu açıların eşit olması kenarların eşit olduğu anlamına gelmez. O belki de orantılıdır. Dersin ki ya onun belli bir oranı olabilir. Zaten açı 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 benzerliği yok ki burada. Yani o oranı da kuralım. O yüzden buradaki 80'lerin karşısında işte 80 var. O yüzden ikisinin de karşısında 80 var. Eşittir diyemeyiz arkadaşlar. Ancak benzerse ve benzerlik oranı 1 ise mesela örneğin açılar aynı olsaydı derdim ki bu açı 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 benzerliğine sahiptir. Benzerlik oranı da bir o da o da bile daima olmaz. Çünkü ancak eş üçgen olduklarında o kenarların aynı olduğunu söyleyebiliyorum. Yani benzer olması bile yeterli değil aslında. Daima doğru dediği için o yüzden daima doğru olmuyor. Cevaba ulaştık ama yine de bir bakalım. Diyor ki DE büyük EF'dir. DE'ye bakan 80 derece, EF'ye bakan 60 derecelik bir açı. Tabii ki DE'nin EF'den kesinlikle büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. O yüzden cevabımız da Ceyhan olacaktır. Evet dostlarım 36. sorudayız. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünün formülü var. Herkes biliyor zaten artık bu formülü. Ve artık benim videolarımı izlediyseniz benim bu formülü kullanmadığımı da biliyorsunuzdur. Ben neyi kullanıyorum? 360 bölü en yardımıyla dış açıyı bulmayı ardından 180'den bu dış açıyı çıkardığımda iç açıyı bulmayı hesaplıyorum. Şimdi düzgün beşgen biçiminde bir e, şekil varmış arkadaşlar. Bu şekil hediye kutusu şeklindeymiş. Bu e, siyah renk renkli iki kapağı diyor her biri 15 derece açılıyormuş. Bu tarafa doğru yönler belli zaten. Ve diyor ki bu iki kapağın uçları mavi renkle bakın şurada gösteriliyor. Şu iki ucunu düşünün. Mavi renkle birleştirilerek bir altıgen elde ediliyor. Yalnız dikkat edin sadece bir altıgen. Düzgün altıgen değil. Buna göre diyor mavi ile siyah kapaklardan birinin arasında kalan şuradaki x açısının ölçüsünü bulunuz. Hadi bakalım çok kolay. Niye çok kolay? Çünkü geometri boşluk doldurma işi. Elimizde bir beşgen var. 360'ı 5'e böldüğümde dış açısını 72. 180'den de 72'yi çıkarırsam da iç açısının 108 derece olduğunu herhalde hepimiz anlıyoruz, biliyoruz. Şimdi ben bunu 15 derece açtığımı düşünüyorum söylüyor bana her biri. Bakın burada yazıyor her biri 15 derece açılarak. E açılsın kardeşim. O zaman şuradaki açının, dar açının 15 derece olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde buradaki dar açının da yine 15 derece olduğunu söyleyebilirim. Burada geriye ne kaldı? Bakın şuradaki bir açı kaldı. Yeşille göstereyim. Yeşil, kırmızı, x. Yeşil, o zaman burası yeşil olmak zorunda ki sağ tarafta da yeşil, kırmızı, x olsun. Yani burada iki tane eş üçgen var. İsterseniz isimlendirelim. A, B ve C üçgeniyle C, D, E üçgenlerinin e, eş olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Tamam dostlarım. E şimdi bundan sonra ne yapacağım? Tabii ki şu arada bir 108 derecelik bir açı var. O açının yardımıyla gideceğim şu yeşilleri bulacağım. Yeşilleri alfa dediğimi varsayın. 108 artı 2 alfa'nın 180'e. Çünkü tamamı 180 derece. 2 alfa eşittir kaç yapar? 72 alfa eşittir 36 derece. Bakın buradaki yeşiller 36 dereceymiş. E, kırmızı da 15 dereceydi. Doğal olarak buradaki sarıyla işaretlediğim bölge. Yani neresi? Bakın şuradaki o eş üçgenlerden herhangi bir tanesinin iç açıları topladığımda soru bitecek. E, toplayalım. E, 15 artı x artı 36 eşittir 180. E, x artı şurası kaç yapıyor 51 mi yapıyor? x artı 51 eşittir 180 x buradan 129 çıkıyor. Cevap da Adana oluyor. Evet arkadaşlar 37. sorudayız. Diyor ki şekildeki kare şeklinde bir karton üç farklı renge boyanmıştır. Bir kenarın uzunluğu 10 birim olan sarıya boyalı paralel kenarın alanı ile bir kenarı 6 birim olan maviye boyalı dikdörtgenin alanı birbirine eşitmiş. Hmm, zaten buradan soruyu çözeceğiz. Sarıyla sarıdaki paralel kenar Diğeri de neymiş? Dikdörtgen. Buna göre yeşile boyalı üçgenlerin alanları toplamı kaç birim karedir? Hadi yapalım. Şimdi buradaki boşlukları bilmiyorum. Tabii ki boşluk doldurarak soruyu yapacağım. Öncelikle paralel kenarın alanını nasıl hesaplarım? Paralel kenarın alanını kenar çarpı yüksekliktir. Yani ben eğer şuradaki 10 kenarına ait yüksekliği bulursam 10 yüksekliği çarptığımda bu paralel kenarı neyi olur? Alanı olur. Hatta şöyle de düşünün isterseniz bakın. Şuradan bir doğru parçası çiziyorum. Bu paralel kenarı iki eşit alanı ayırıyorum izninizde. Buraya A diyeyim. Buraya A diyeyim. Örneğin bir tane A'yı bulmak istediğimde. Bakın bu geniş açılı üçgen. Hemen size şöyle tüyolar vereyim. Eğer geniş açılı bir üçgen varsa bu üçgenin yüksekliği üçgenin dışındadır. Örneğin bir tanesi iki tanesi dışında pardon. Hemen mesela bakın şurada 10 kenarı var bu 10 kenara ait yüksekliği bulmak istiyorsunuz. Hemen onun karşısındaki köşeye gidin. Bakın şu köşeye. Gittiniz mi? Bu üçgende. Geniş açılı bir üçgen ya. Bu üçgenden bu onun hizasına dik inin. Şimdi onun içerisine dik inemem. Öyle değil mi? İçerisine dik inersem geniş açı var bakın burada. İçerisine inemeyeceğim için şuradan içeriye inemeyeceğim için mecbur onun hizasına bakın. Onun hizasına düzgün bir şekilde inmem gerekiyor. O da burası bakın. Tam şu soru işareti dediğim yer. Yani benim 10 kenarına ait yüksekliğim tamamen şurası bakın arkadaşlar. Aslında o paralel kenarın yüksekliğidir de. Kağıdı yan çevirirseniz anlarsınız. Şu paralel kenarın yüksekliği orasıdır. Örneğin ben buraya mesela şuraya x demek istiyorum. Niye hocam oraya x dediniz? Fark etmez yukarıya da x diyebilirdim. Yani şuraya da x derdim. Böylece burası 6 artı x olacaktı. E, bu bir kareydi. O zaman bir kenarı 6 6 x diyecektim. Ama bilerek onun olduğu yere x diyeyim ki daha kolay olsun. Şimdi x a e çıkarmayla uğraşmayayım. Yani buraya x diyeyim ki bir kenarı 10 artı x olsun. 10 artı x olması için de buranın buraya 4 artı x yazayım. Daha kolay olur yani. Oraya x demem. Böylece benim 10 birimlik kenarın yüksekliği 4 artı x oldu. Yani paralel kenarın hemen şunları sileyim artık. Kafa karıştırmayalım paralel kenarın alanı ne olacaktır? Hemen hesaplayalım. Taban çarpı yükseklik. Yani 10 çarpı 4 artı x olacaktır. Şimdi geometri boşluk doldurma işi. Buradaki mavi dikdörtgenin uzun kenarı 10 artı x. Kısa kenarı 6. Bu 6 ile 10 artı x'in çarpımı da dikdörtgenin alanı ve bunların eşit olduğunu söylemiş. Dağıt. 40 artı 10 x eşittir. 60 artı 6 x At bu tarafa. 4 x eşittir. 20 x eşittir. 5. Soru bitti mi? Bitti tabii ki. x 5 ise. Bakın yeşilleri şuraya tekrar çiziyorum. Yeşiller zaten eş üçgenler çıkacak. Ben yukarıdaki eş e, üçgeni buraya 5 buldum. Burası 4 artı x. Yani burası bakın 9. Yine aynı şekilde burası 6. x'i 5 buldum. Yani 15. Bakın burası 9. Yukarısı 9. Aşağısı 9. E, 10 ise karşısı 10. E burası 5. Bakın burada ikisi eş. Şunla şu birbirinin aynısı eş. Bir tanesini bul. 2 ile çarp. Hemen alanı bulalım. Buranın alanı 9 çarpı 5 bölü 2. E bunu 2 ile çarpacağım. 2'ler gidecek. 9 kere 5. Yeşillerin alanları toplamı 45 birim kare olacak. Evet arkadaşlarım 38. sorudayız. Kare şeklindeki bir karton parçası şekil 1'deki gibi bir köşeden altışar santimetre uzaklıktaki iki farklı noktadan kesik çizgiler boyunca kesiliyormuş. Böylece şekil 2'deki gibi bir deltoid ve iki adet de dik üçgen oluşuyormuş. Deltoid zaten iki tane ikizkenar kenar üçgenin kesiş, birleşmesiyle oluşan bir dörtgen arkadaşlar. E şekil 2'deki deltoid'in alanı 144 birim kare olduğuna göre diyor. Üçgen parçalardan birinin çevresi. Hadi yapalım. Şimdi öncelikle... Burada bir deltoidimiz var. Deltoid zaten nedir? İki tane ikiz kenar üçgenin. Bakın şurası 6 6. İkiz kenar bir üçgen var burada. Tabii ki şu an yok ama şunu çizersem var bakın. Onu nasıl çizdim öyle ya? Hemen geri alıyorum ve düz bir doğru çiziyorum. Evet. Burası köşegenimiz. Diğer köşegenimiz de hatta bakın şöyle çizersek deltoidin diğer köşegeni. Zaten deltoidin en önemli özelliği köşegenlerin dik kesişmesidir arkadaşlar. Yani şurası 90 derece. Bakın bu deltoidin alanını hesaplayabiliriz. Çok kolay bir şekilde. Aslında deltoidin alanı köşegenler çarpımının yarısı kadardır. Bunu biliyor olmalısınız. Bilmiyorsanız da şunu unutmayınız arkadaşlar. Herhangi bir dörtgenin köşegenleri eğer dik kesişirse bu dörtgenin alanını köşegenler çarpımı yarısı şeklinde de hesaplayabiliyoruz. Kim bunlar? Karede mesela bunu yapabiliriz. Paralel eşkenar dörtgende, eşkenar dörtgende bunu yapabiliriz. Delta de bunu yapabiliriz. Çünkü bunların köşegenleri dik kesişir arkadaşlar. O yüzden köşegenleri çarpıp bir köşegene E bir köşegene F diyelim. E çarpı F bölü 2 alanı verebilir. Bakın burada bunu kullanabiliriz. Nasıl kullanacağız? Bakın şuradaki köşegen yani 6 6'nın baktığı dik üçgenin baktığı köşegen 6 kök 2'dir. Yani şurası 6 kök 2. Diğer köşegeni bilmiyorum. Ama bulabilirim. Nasıl bulacağım? İşte E diyelim örneğin. 6 kök 2 çarpı E bölü 2 benim e, alanımı verecek. Yani delta deltoid'in alanı olan 144 birim kareyi verecek. Buradan gerekli sadeleştirme işlemleri yapalım. 3 kök 2 çarpı E eşittir 144. Buradan E eşittir 144 bölü 3 kök 2. Yani 3'e bölersem. Burası ne yapıyor? 4 göre 3 12. 48 bölü kök 2. Yani 48 kök 2 bölü 2. Kök 2 ile genişlettim aynı zamanda. Buradan e sayısını yani 24 kök 2 olarak buldum. Bakın buradaki diğer köşegen uzun köşegen 24 kök 2 çıktı. Bu uzun köşegen aynı zamanda bizim karemizin bir köşegeni. Değil mi? O yüzden karemizin bir köşesini köşegenini 24 kök 2 bulduysam demek ki karemiz 24 birim kenara ait. 24, 24, 24 kök 2 olacak. Şimdi 24 oldu orası. Burası da 24 oldu. Demek ki şurada bir 18 kaldı. Geometri boşluk doldurma işi. Hemen o boşlukları otomatik dolduruyorum. 18, 24, 30 üçgeni var. 3, 4, 5'in 6 katı arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgenini 6 ile çarparsanız 18, 24, 30 üçgenini elde edersiniz. Bakın burası 30 olacak. E, aynı şekilde diğer tarafta yine bakın burası 18 burası 24. O zaman benim buradaki kenarım 30 olacak. Şimdi istediğini sorsun bana. Hadi ne diyor? Diyor ki üçgen parçalardan birinin çevre uzunluğu. Yani 30, 18, 24'ü topla diyor. E, toplarsam 54 artı 18 olacaktır. Yani 72 bursa bizim doğru cevabımız olacaktır. Evet dostlarım 39. sorudayız. 9 tane eş kare dik prizma birleştirilerek aşağıdaki gibi küp elde ediliyormuş. Şimdi e, kare dik prizmaları görüyoruz. Hemen renklendireyim. Şöyle karenin bir kenarı tabanı kare olacak. Tabii ki dik prizma olduğu için de bunun bir yüksekliği olacak. Yüksekliği de bu kenardan farklı uzunlukta olacak. Aynı olsa onun adı ne olur? Küp olur. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi Diyor ki bundan diyor kaç tane 9 tane birleştirdik bir küp elde ediliyormuş. Bu zaten anahtar cümlemiz. Neden? Çünkü ben buralara x dersem x dersem buralarda bakın x x olacaktır. Ee, yani bir küp elde edeceksek demek ki burası 3 x olacak. Çünkü şuradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşit olacağından. Bakın burada 3 tane kare var. 3 tane o zaman 3 x. Demek ki bizim e, kare dik prizmada tabanın 3 katıdır yüksekliği. X'e 3x. Bunu bulmuş oluyoruz yukarıdaki cümleden. Tamam. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Diyor ki küpün tüm yüzeyi boyandıktan sonra tekrar prizmalar birbirinden ayrılıyormuş. Tamamı boyanıyormuş arkadaşlar. Boyandıktan sonra da ne oluyormuş? Ayrılıyormuş. Buna göre prizmaların boyalı olmayan yüzeylerinin alanları toplamını. Boyalı olan yüzeylerin alanları toplamını oranı kaçtır? Güzel. Şimdi boyalı olmayan yüzeyleri sayacağız. Bu arada x'i 3x'i öğrendik değil mi arkadaşlar? Sıkıntı yoktu inşallah. Daha sonra ne yapacağız? Şimdi nereler boyalıdır? Kaç tane yüzey boyalıdır? Onları bir keşfine bakalım. Şimdi önce köşelere baktığımda şurada dikkat ederseniz şuradaki az önce boyalı olduğum ve az önce sildiğim bakın bu tarafta bir yüzey var görüyorsunuz. E, bu tarafta bir yüzey var. Bu tarafta bir yüzey var. Bir de altında var. Yani boyalı olmayan bir tek şu aradaki yüzey olur. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani Şurada bizim görmediğimiz. Şimdi şunu çıkardığımızda bakın. Şuradaki yüzey ortaya çıkar. Şunu çıkar şuraya koy. Bakın mor ile boyadığım yüzey sadece. Bir de bunun bu tarafında bakın şu tarafta yine şuradan baktığınızı varsayın. Yine aynı morla aynı dikdörtgene sahip olan bir dikdörtgen daha var. Yine boyanmayan. Onun dışında noktayla işaretlediğim bakın burası burası şuradan baktığınız bir de aşağıdan baktığınız yani zaten toplasanız 6 tane var. 6 taneden 4 tanesi boyalı 2 tanesi boyasız oluyor. Yani bizim çakışık olan yüzeylerimiz boyasız oluyor. Umarım anlaşıldı. Şimdi burada demek ki ben şöyle yapacağım. Üstüne numara yapayım. Daha kolay bir şekilde anlaşılır. Yani benim şunu çıkardığım an burada iki tane yüzey var. Onlar hangileri? Bakın birisi buydu. Yani şuradaki dikdörtgenler. E dikdörtgenler de zaten neydi? X'e 3X'ti. O yüzden oradan alanları kolayca hesaplayacağım. Yani buraya X diyeceğim. Buraya 3X diyeceğim. E, bundan 2 tane olduğunu düşünüyorum. 3X kare 2 ile çarpacağım. 6X kare. Ya bunun gibi kaç tane var ona bakalım. Sonra yine çarparız. Hiç önemli değil öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi her, her birinin üstüne yazacağım. Şimdi buradan 2 tane. Şimdi Örneğin şu çıktı, şu çıksın. Bakın bunun dikkat ederseniz bir burada, bir burada, bir burada üç tane çakışık yüzeyi var. Yani burada aslında bunların yan tarafları boyasız olacak. Bunu çıkardığım zaman bu üç tane morla boyadığım yüzeyin etrafı ne olacak? Boyasız olacak. Boyasız olduğu için e, tabii ki oraya 3 yazacağım. 3 tane gelecek oradan. Aynı şekilde köşelere 2 yazabilirsiniz. Direkt köşelere 2. Aynı mantık. Buradaki mantığın aynısını diğer köşeler için kullanabiliriz. Aralara da yine 3 yazabilirsiniz. Ama şuradaki aralara bakın. Şunlara yine 3 yazabilirsiniz. Bir tek ortaya yazmadım. Çünkü ortada 4 tane bakın ne var? 4 tane yüzey var. Çıkardığınız zaman o etrafındaki 4 yüzey sadece boyalı olmamış olacak. Sadece üst kapaklı altta, alt tarafa bakan boyalı olmuş olacak. Yani Çıkardığımız zaman dikkat ederseniz burada bu kadar yani şundan toplasak eğer e, kaç tane yapıyor topladığımızda 2 e, 4 6 8 4 kere 4 4 kere 3 12 12 de buradan geliyor 20 24 tane bundan 24 tane ne olacak boyanmayan bir bölge ortaya çıkacak. Hemen hesaplayalım o zaman e, 3 x ile x'in çarpımı 3 x kare. Yani boyanmayan 24 tane 3x kare olacak. Şimdi benden ne istiyordu? Boyalı olan bölgelerin yüzeyleri. Bir kere boyalı olan bölgeler ilk başta tamamı boyalıydı ya. Yani yüzey alanı. Yüzey alanı neydi? Yan alan artı taban alan. Değil mi? 2 tane taban alan. 2 tane olduğu için 2 tane taban alanı. Şimdi bunun tabanı tabii ki 3x. E, karesi 9x kare 2 ile çarparsak buradan 18x kare gelecek. Öyle değil mi? 3x karesi 9x kare 2 ile çarptım. Üst kapak alt kapak. Yanılan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi çarpı yükseklik. E, tabanın çevresi 3x bura. E, 4 tane 3 xten 12x. Yükseklikte 3x. Çarptığım zaman da buradan 36x kare gelecek. 36 ile de 18'e topladığımda 54x kare tamamı. Tamam. Şimdi ben ne diyor? Bunları oranla mı diyordu? 24 çarpı 3 x kareyi kime oranla? Bu arada 72 isterseniz çarpabilirsiniz. Ama böyle yazıyorum sadece. Ee, diyor ki prizma boyalı olmayan yüzeylerin anı toplam boyalı. Tamam. 54'e böleceğiz. Bunu 54 x kareye böleceğiz. x kareler gidecek. 8'e ee, e bölelim ya da 3'e bölelim. Ne olur? 24 bölü. 54'ü 3'e bölerseniz 18 yapar. 6'ya bölersek yukarısı 4 aşağısı 3. 4 bölü Ceyhan doğru cevap olacaktır. Evet dostlarım 40. ve son sorudayız. Elimizde turuncu ve gri renkte kare dik prizmalardan 10'ar adet kullanılarak şekildeki gibi ortası boş e, bir küp yapı oluşturuluyormuş. Daha sonra boş kısmının şuradaki boş kısım bakın arkadaşlar. Üst tarafı mavi branda yardımıyla kapatılıyor. Buradaki mavi brandayı görüyoruz. Diyor ki mavi brandanın alanı 144 birim kare olduğuna göre e, turuncu prizmalardan birinin hacmi gri prizmalardan birinin hacminden kaç birim küp fazladır? Hadi yapalım. Şimdi öncelikle burada kare prizmalar var. E, bu kare prizmalar e, bakalım eşit uzunluğa sahip mi mesela? Onu buradan anlayacağız herhalde. Evet. Bakın burada x desek şuraya. Şuradaki ne oluyor? Ortak ayrıtları üst üste geliyor. Onu nasıl göstersem sizi daha iyi anlarsınız. Şöyle bakın. Şurayı görüyorsunuz. Şu uzunluk aslında şuradaki uzunluğa ait. Aynı şekilde burada bir kare var. Şöyle görüyorsunuz. Bir de şu taraf var. Yani bakın. Şuradaki kenar aslında ikisi için ortak. O yüzden ben bu kenara x diyeyim mesela. Ne olacak? Bu x bu da x. E, şuralar x. E, aslında yani buraların x'ler birim olduğunu aslında bunların aynı kare prizma aynı tabana ait olduğunu keşfetmiş oluyoruz şuradan. Daha sonra buraların x olduğunu keşfettiysem ben madem e, şuradaki boşlukları doldurayım. Doldurunca şuraya tabii ki örneğin y desem mesela bakın burası da x şurası da x ne olacak? Burası y atıyorum. Demek ki burası 2x artı y şeklinde olacak. Hatta bakın bir şey daha gördüm. Hiç buraya y demeyelim. Ne diyelim biliyor musunuz? Görüyorsunuz bakın x. Burada kaç tane x varsa bu karenin uzunluğu o kadar olacak. Bakın x, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. Aa, demek ki şurası 5x kadarmış. Sonuçta bir küp elde ediliyordu değil mi? Bakın boş küp biçiminde bir yapı elde ediliyor. Burada 5x var demek ki ben buralara x x dediysem şu arası 3x olacak. Aynı aynı mantıkla bu taraflarda yine x x bakın. E, tamamı kaç x'te? 5x'te değil mi? Şöyle düşünün bakın 5x'te şuralara x x yazdığınızda şu araya 3x kalacak. Böylece griye'nin uzun kenarının 3x olduğunu, e, turuncunun uzun kenarında 5x olduğunu keşfetmiş olacağız. Umarım anladınız arkadaşlar. Tamam? Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Tabii ki şunları sileyim. Kafa karıştırmasın. Uzunluğun 5x olduğunu şuradan anladım. Şu aradaki 3x uzunluğunu da şuralara xx kaldığı için 3x olduğunu da oradan anladım. Şimdi burada bir kare olduğunu görüyoruz. Aslında şurası bir kare. Bir kenarı 3x olan. E alanı 3x'in karesi kaç? 144. 144 kimin karesi? 12'nin karesi. 3x eşittir. 12x eşittir. 4. Bundan sonra soru bitti. Yani bakın burası 20'ymiş. Burası da kaçmış? 12'ymiş. Tabanları da kaç? 4. Benden istediği şey neydi? E, turuncu prizmanın hacmini gri prizmanın hacminden çıkar. Taban alanı çarpı yükseklik hacim formülümüz bizim. Taban alanımız x olduğu için x'i de 4 bulduk. E, 4'ün karesi çarpı 20. Bu neyi oluyor? Turuncunun hacmi. Hadi yazalım. 4'ün karesi çarpı 20 turuncunun hacmi. Yine aynı şekilde 4'ün karesinin çarpı 12 bu da gri'nin hacmi. Çıkaralım. 4'ün karesi ortak parantezini alırsam 20 12. İşlem yapmaya üşendim arkadaşlar. 16 ile 20'yi çarp işte 12'yi çarp çıkar falan boş verin. 4'ün karesi ortak parantezini alın. Yani 4'ün karesi çarpı 20'den 12 çıkar 8. 16 çarpı 8. E, o da kaç yapar? 128 mi yapıyor? Aynen 128. Denizli doğru cevap olacaktır. Evet dostlarım testimiz burada sona erdi. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Bu arada Makromat YouTube kanalını da takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>